Merhaba, programa hoş geldiniz. Öncelikle yeni yılda neler yapacağımızdan bahsetmek istiyorum. Bu programlar devam edecek. Evet. Uzun zamandır gelmiyordu programa. Bugün katıldı. Sevilmezse rahat edemeyen bir kedim var. Ne yapayım? Diğeri de ara sıra beni seversen iyi olur diyor. O kadar. Evet, bu programlar devam edecek. Bunun dışında başka bir program yapacağım. Ne sıklıktan yapacağımı kestiremiyorum. Bir soru soracağım. Konuklarım ben karşılarında olmadan bana cevap gönderecekler. Onları yayınlayacağım size. Neden ben karşılarında olmadan cevap istiyorum? Müdahil olmak istemiyorum. Yani yaptıkları, söyledikleri sadece kendilerini bağlar. Bir kendi analizleri olacak. Hemfikir olurum, olmam falan filan tartışma konusu gibi yapmayacağım. Bunun nedeni, tartışma programları da yaparım mutlaka ayrı. Yıllarca yaptım ama bu sefer kendi görüşlerini yansıtmalarını isteyeceğim. Belki de değişik, izleyiciler açısından değişik bir tartışma programı olacak. O şekilde yapacağım. Evet, yeter bu kadar sevdi. Bu yetiyor şimdi ona. Bir saat sonra tekrar geliyor sev beni diye. Böyle bir 5-6 vakit günümüz bundan geçiyor. Evet, dünkü programa devam etmek istiyorum aynı zamanda. Erdoğan adaylığını neden açıklamıyor üzerine konuşmuştum. Erdoğan neden adaylığını açıklamıyor demiştim. Sadece kendi seçilebilir mi seçilemez mi bekliyor. Yapılacak anketlerin bekliyor. Sanmıyorum anketlerden çok iyi anlayan Erdoğan. Bu son dönemde bilhassa hep yapıldı ama son dönemde bilhassa yapılan anketlerin çok ciddi palavra olduğunu görüyor diye düşünüyorum. Çünkü mesela bugün Abdülkadir Selvi'nin anlattığı bir anket var. Adını ben ilk defa duydum bu firmanın. %50 Erdoğan, %30 Kılıçdaroğlu diye bir açıklama yapmış anket. Şimdi şeyi anlamıyorum. %50'ye %45 dese diyeceğim ki Abdülkadir Selvi kanmamış bu sefer, inanmış. Kılıçdaroğlu aday olduğunda HDP başka bir aday çıkartmayacağı için minimum %40'lık bir oy varken bir anket firmasının Erdoğan Kılıçdaroğlu oylamasında %40 gibi bir %30 gibi bir oran bulması gerçekten bizi aptal yerine koymak değil. Yani biz o kadar aptal değiliz ama kendisinin aptallığını açıklamaktan başka hiçbir şey değildir. Yani der ki açar telefonu, ya bu anket şirketi tamam eyvallah da CHP ile HDP'nin ortalamasını aldığınızda bile %35 ile %40 arası ediyor ve siz %30 diyorsunuz diye sorarım ben. O yüzden Erdoğan bunları çok iyi görüyor. Sadece anket meselesi değil bu. Erdoğan artık isteniyor mu istenmiyor mu meselesi. Şimdi Erdoğan artık ABD istemiyor. Devletler olarak bakmayın esasında. Yani ben uzun zamandır aynı şeyi söylüyorum. Dünyadaki bir global sistem yönetiyor dünyayı. Dünyanın 20 tane büyük silah fabrikaları ve internet fabrikaları ya da sanayi, adına ne koyarsanız koyun, onların istekleri doğrultusunda dünya yönetiliyor. Bu Rusya'da da aynı şekilde yönetiliyor, ne bileyim ben Fransa'da da, Amerika'da da, Türkiye'de de aynı şekilde. Onların istekleri doğrultusunda bir dünya var. Ve şöyle bir gerçek var. Bu fabrikalar dünyanın zaten 100 sanayinin ilk 20'sini, 30'unu, 10-15 tanesi kaplıyorsa yapacak bir şey yok. Savaşsız bir dünyayı silah fabrikaları son bulmadan görmeyeceğiz. Şimdi bu savaş ve silah fabrikaları dediğimizde bu daha çok Orta Doğu'da kaynıyor biliyoruz. Ve Orta Doğu'da Erdoğan bir kral, bir lider olmak istiyor uzun zamandır. Türkiye'ye gelen son dönemin bütün liderleri, Turgut Özal'la dahil, Orta Doğu'da bir şeyler yapmak istediler, yapamadılar.
Şimdi Amerika bunu istemiyor artık. Ya da global sistem bunu istemiyor. Global sistem bunu istemeyince Avrupa Birliği de istemiyor. Rusya istermiş gibi yapıyor. Yani elinde bir Erdoğan olması, Orta Doğu'da hakim olmak isteyen Rusya'nın elinde bir Erdoğan olması eyvallah istermiş gibi yapıyor ama bütün kendi çıkar ilişkilerini Erdoğan'a dikte ederek yapıyor bunu da. Yani burada Türkiye ve Erdoğan kazanmıyor. Gene o global sistemin içerisindeki birimler kazanıyor. Şimdi Avrupa Birliği'nin ve global sistemin ve Amerika'nın istemediği bir şeyi onlara bağlı çalışan Türkiye devleti istiyor mu istemiyor mu? Bütün mesele bu. Erdoğan esasında biraz derin devlet dediğimiz sistemin kendisini artık isteyip istemediğini bekliyor. Yani bu seçimlerde derin devlet artık Erdoğan'sız çalışmak istediğini çok açık bir net bir şekilde kendisine söylerse ki büyük bir olasılıkla zaten ima etti, Erdoğan adaylığını koymayacak. Erdoğan şunu pazarlığını yapacak. Bana dokunmayın, milletvekili olarak ve parti başkanı olarak kalayım. Ana muhalefete mi düşerim, ne yaparım bilemiyorum ama dokunulmazlığım kalsın. Bunun için derin devlet neler yapabilir? Devletimiz, devleti âli neler yapabilir? Gene bütün programı, yani bir sürü programda anlattım. Erdoğan'ın devlet başkanlığı yapamayacak bir hastalığı var bir kere. Şimdi devletin elinde çok koz var. Erdoğan'ın üçüncü defa aday olamayacağını CHP, İYİ Parti ve muhalefetin diğer partileri dışında devlet bastırırsa, ne demek devlet bastırırsa, Yüksek Seçim Kurulu'na derse ki Erdoğan'ın adaylığını kabul etmeyeceksin, bu üçüncü adaylık, Erdoğan'ın işi bitti. Erdoğan bu cevapları bekliyor. Erdoğan'ın ben başkan adayım diye basın toplantı yapmamasının nedeni Erdoğan devleti ikna etmeye çalışıyor. Bana bir kere daha son bir şans verin diyor ki son şansı zaten o pazarlık sonucunda söyledi. Halka yaptığı açıklama ki Erdoğan gibi bir insan ölene kadar kalmak ister. Oysa ne dedi? Bana bir son şans verin dedi. Bu tutmadı bu slogan. 2-3 gün konuşuldu, tartışıldı, bitti. Çünkü büyük bir olasılıkla bırak bu son şansı, şans dediler Erdoğan'a. İkinci koz devletinin de Erdoğan'ın esasında rahatsızlığından dolayı devlet başkanlığı yapma yasağı var. Hayır, o söylediğim bağırsak kanseri iyileşmedi, tedavi görüyor. İşte ne bileyim ben Çamlıca'nın altı hastane, sarayda hastane gibi bir bölüm var falan meselesini söylemiyorum. Çok basit, halk dilinde basitmiş gibi gözüken sarı hastalığı. Erdoğan'ın bildiğimiz bir sarı hastalığı var. Sümeyye Erdoğan'ın görev almasının nedeni o sarak krizinin sinirsel tepkileri başladığında babacım diye ağzına ilaç dayamaz. Sümeyye Erdoğan bunun için maaş aldı çünkü saldırganlığı işte Barolar Birliği Başkanı'na, geziciler kendisini ziyaret ettiğinde oradaki kadın arkadaşlara saldırganlığı falan hep bu sarak krizinin bunun bir yani sara krizi dediğimiz sadece yerde uzanıp da işte kriz gerilme falan filan değil. Epileptik davranış biçimi diye bir davranış biçimi var. Erdoğan bu epileptik davranış bütün fonksiyonlarını iyice detaylı girin epileptik davranış biçimi diye. O hastalığın belirtilerini ve sonrasını okuduğunuzda ha, Erdoğan karşımızda diyeceksiniz zaten. Neden epidemik, epileptik davranış biçimi olan birisi ya da SARA, bildiğimiz SARA hastası devlet başkanlığı yapamaz. Çünkü o krizin ne zaman geleceği belli olmayan bir kriz, çok önemli bir uluslararası toplantıda bir o krize tutulabilirsiniz. Ve bu kişiler askerlik yapamazlar. Neden? Erbaştan kastediyorum. Neden? Çünkü nöbet tuttuğunuzda kriz tutarsa bir, nöbet boşalmış olacak. İki, ölebilirsiniz çünkü nöbette kimse yok yanınızda. Nöbetler yardımcıyla falan tutulmuyor askerde.
ne bileyim ben işte bir kule nöbeti, bir kapı nöbeti falan filan orada sizi anında kurtaracak yardımcılar falan yok. Hele gece nöbetlerinde. O yüzden sarak hastalığına sahip olanlar hastane raporuyla çürük rapor alırlar. Komutan falan olamazlar. Eğer komutan, çünkü sarak krizi illa da doğuştan ya da genetik olarak başlayan bir hastalık değil, sonradan da nükseden bir hastalık. Diyelim ki orgeneral oldunuz ve sıra yavaş yavaş Genelkurmay Başkanlığı'na doğru geliyor. Ama birdenbire bir sarak krizi geçirdiniz, bitti, emeklisiniz. Anında, Ağustos'ta beklenmez. Ya da 29 Ekim falan beklenmez öyle. Yani askeri şuralık iş değil. Çünkü artık komuta edemeyecek bir rahatsızlığınız var demektir. Bunlar devlet başkanları için de geçerli. İlginç. Doğru mu değil mi bunu tartışmıyorum. Yani ne olur insanın öyle bir hastalığı varsa, Biden'la görüşürken kriz geçirirse ne olur bilemiyorum. Ama belki başka şeyleri de vardır da o yüzdendir. Tam bilemiyorum. Yani askerlik içinkini anlıyorum, mantıklı geliyor neden çürük rapor aldıklarını. Ama devletin elinde böyle bir rapor var. Bu rapor ne zaman alındı biliyor musunuz? Yani bu ne zaman ortaya çıktı? Bu şu anda mecliste bulunan Yeliz tarafından çok iyi bilinen bir şey. Neden Yeliz diye bilinen kişiyi söylüyorum? Erdoğan'ın arabada kilitli kaldığı dönemi anımsıyor musunuz? O arabada kilitli kaldığı dönem, işte o arabayı kullanan kişi şu anda meclisteki Yeliz diye tanıdığımız kişi. Gönüllü ya da başka türlü Erdoğan'ın şoförlüğünü yapan ve o Sara krizinin tuttuğunda Erdoğan'ı hastaneye yetiştirmeye çalışıyor. Ve Sara krizi o kadar şiddetli ki Erdoğan da saldırır ve iyileştirilmesi gerekir diye arabadan bir koşarak, biraz bilinç dışı, yani haklı olarak bilinç dışı, bunu da küçümsemek için söylemiyorum, dışarı çıkıyor fakat anahtarı içeride unutuyor. Araba kilitleniyor otomatikman. Onu hiçbir şekilde açamıyorsunuz. Bu yapılan son güvenlikli arabalar, Mercedesler falan böyle. Balyozdan kırmaların nedeni o. Balyozdan kırıyorlar Erdoğan'ı. Orada hastaneye içeri alıyorlar. Hastanenin önünde oluyor bu çünkü. Oradaki kadın raporu, kadın doktoru raporu veriyor. Erdoğan'ın sarı hastalığı var diye. Ve dediğim gibi sarı hastalığı olanlar başbakanlık, bakanlık, devlet başkanlığı yapamayacakları için o rapor elem terefiş, kem gözlere şiş, yok oluyor. Ve o raporu veren kadın doktor maalesef 15 gün sonra grip hastalığından yaşamını yitiriyor. O kadın doktorun otopsi raporu var mı? Hayır, sanmıyorum. Varsa da o raporda elem terefi şikem gözlere şiş, yok oluyor. Evet, Erdoğan devletten son defa olmak üzere istediği izni alabilecek mi, alamayacak mı? Erdoğan Cumhurbaşkanlığı adaylığını açıklarsa iki şeyi anlamanız gerekir. Bir, devlet izin vermiş. İki, devlet izin verdiği için Erdoğan'ın kazanması için elinden geleni yapacaktır. Bu olasılık var mı? Bana çok az gözüküyor. Eskiden Binali Yıldırım'ı yapar diyordum ama Binali Yıldırım'ın hala kazadan sonra hiç sesi sedası çıkmadığı için, kimsenin görüşmeye gitmediğini gördükten sonra Binali Yıldırım yerine başka birinin aday yapılacağı üzerine kuşkularım var. Aslı Baykal olur mu? Belli mi olur burası? Burası Türkiye şeyi olur. Yani Baykalları da bir sonraki programa bırakayım. Evet, bir programın daha sonuna geldik. Dediğim gibi bundan sonra haftada kaç olur bilmiyorum. Konuklarımdan 5 dakikalık analizler yapacağım, onları dinleyeceksiniz. Ama benim programım aksamadan devam edecek. Bir dahaki programda görüşmek üzere.